taktı kafayı, insaf olsun ki. Bırakma beni, sensiz olamam. Annemi kandır, onsuz yapamam. Karıcım bir tanem, canım sevgilim. Sırnaşma Orhan, aptal değilim. Anne babamla evlensene. Anne babamla evlensene. Anne babamla evlensene. Anne babamla evlensene. Kızım, bak kahvaltını bitir sonra arkandan ağlar onlar. Niye ağlıyorlar? Onların da mı anne ve babası ayrıldı? Ben yer evlenirsem ömür boyu ayrılmayacağım. Sizin bu bencilliğinizin cezasını bu çocuklar çekiyor. Zil çaldı onlar. Bir bakayım. Orhan Bey, gelirken posta kutunuzda bunu gördüm, getirdim. Sağ ol Adem Efendi. Kimden geldi bu acaba? Vallahi bilmiyorum. Işıkta o kadar baktım ama hiçbir şey göremedim. Ben gideyim, servise çıkacaktım zaten. Allah'ım yarabbim ya. Şuna bak, Sema Hanım'ın kredi kartı borcuymuş. Oh ne âlâ. Sema Hanım harcasın, Orhan Bey ödesin. Biz kerizlik ya. Ya bana ne baba ya? Allah Allah. Leban Hanım'ın bulduğu damat adayları ödesin. Orhan neler saçmalıyorsun? Bu kadın senin çocuklarının annesi. Anneme laf söyleme baba. Ver faturayı, para biriktirip öderim. Ne bu, Sema'yı koruma cemiyeti mi? Haydar da abicim, zırt pırt zil aşağı zil yukarı ya. Ne var Haydar? Sen miydin Barış'cığım? Herkese günaydın. Günaydın Barış. Bakalım bugün güzel terazimin burcunda neler yazıyor. Ben söyleyeyim anneciğim. Bugün anneniz size koca adayı aramaktan vazgeçecek ve siz de kafanızı dinleyeceksiniz diye yazıyor. Sen öyle sen. Bak dinle. Bugün karşılaşacağınız çok hoş biri kalbinizi çalacak. Anneanne ya, benim burcuma da baksana. Ne kadar aşık kalacakmışım. Aa, kusura bakma evladım ama bugün burcum pek parlak değil. Şimdi yan kesici burcuna göre bugün harçlığını annenden alacakmışsın. Anne ya, anneannemin bütçemde açtığı deliği kapayacak kadar yüklü bir aşık rica edebilir miyim? Bu kadar parayı ne yapıyorsun Allah aşkına? Al, borsa falan oynamıyorsun değil mi? Hadi yürü. Bu çocuk büyüyünce kesinlikle tefeci olacak. Allah'a ısmarladık anneanne. Hadi Allah'a ısmarladık anneciğim. Güle güle şirinlerim. Günaydın dedeciğim. Günaydın koçum benim. Günaydın oğlum. Günaydın anneciğim. Günaydın bebeğim. Gazete reklamı değil miydi bu? Ne bu? Adres değişikliği ver de artık şu faturalar sana gelsin. Çünkü ben ödemek istemiyorum. Ben kendim öderim canım. Senden bir şey isteyen yok. Aa, çocukların okul alışverişinin faturasıymış bu. Çocukların okul alışverişi mi? Evet, zahmet edip baksaydın görürdün Orhan Bey. Her zaman olduğu gibi baltayı taşa vurdu. Taş gördü mü dayanamaz. Kusura bakma sana. Çocuklar için olduğunu bilmiyordum. Biliyorsun çocuklarıma canım feda. Ver bana, ben hallederim. Hala ortak bir noktanız olması ne güzel. Bak bundan sonra çocuklar için alışverişe çıktığında şu kartı kullan. Harcadıkça puan kazanırsın. Bu bünyemin yüzünden en verimli çağımda çıtır alemine veda edip jübile yaptım. İyi mi hocam? Oğlum bana bünyeminden bahsetme ya. Herif gece yine rüyama girdi. Yengenden başka kadına bakma diyor. Oğlum rüyamda kadın görmeyeyim diye sabaha kadar uyuyamadım. İlik gibi hatunlara üç maymun oynuyorum. Görmedim, duymadım. Bu neydi ya? Vallahi seni bilmem ama şu Bünyamin hapse girsin diye kendim bile bıçaklatmaya razıyım vallahi. Orhancığım, bu akşam izinlisin. Aha ne güzel. Sağ olun Mürvet Hanım da. Nereden çıktı şimdi bu izin? Boğaz'da yemeğe gideceğiz de ondan. Boğaz'da yemek mi? Hı. Ya Bünyamin böyle etrafta dolaşırken böyle bir şey cesaret edemem Mürvet Hanım. Yani belki tüple falan dalarsak Boğaz'a o zaman olur.
Evet çaylar geldi. Vallahi kızlar, bu zamanda iyi bir koca bulmak elektronik eşya gibi şans işi. Hele bir de Orhan gibi bir adamla evliysen hayatta ayar tutturamazsın. Ay, sağ ol canım. Maşallah. Benimki daha şimdiye kadar tık demedi. Ama ailesi evlenirken 5 yıl kesin huzursuzluk çıkartmaz garantisi vermişti Ali'ciğim için. Birinize bakıp her genç kız gibi dikiş makinesi hayali kurarken diğerinizle mor çatı kadın sığınma evi kabusu görüyorum. Bana bakın, burada erkekleri çekiştiriyoruz ama Cevdet, sana ayıp olmuyor değil mi? Yok yok, siz konuşun, rahatsız olmayın. Fark ettin mi dede? Baban nasıl mahcup oldu? Başta annene bağıracak gibi oldu ama işin sizinle ilgili olduğunu duyunca kesti sesini. Bizi seviyorlar değil mi dede? Tabii. Bir fatura için böyle davranıyorlarsa bizim başımıza bir şey gelse kim bilir ne olur? Canım ne biçim söze ya? Başınıza niye bir şey gelsin? Başınıza bir şey gelse mi? Bir dakika. Aynı şeyi mi düşünüyoruz yoksa? Benim bir fikrim var ama nasıl olur bilmiyorum. Alo. Bünyamin. Ah, neredesin yiğidim aslanım? Nezarethanedeyim. Ufak bir mevzu oldu da cezaevine götürüyorlar. Ay inanmıyorum. Yani olamaz. Kör oğluma, dadal oğluma nasıl yaparlar bunu? Yok canım, önemli bir şey yok. Sabah salona gelirken adamın birine yerinde sağlık hizmeti verdim. Tek tek 2 çizik attım. İsminin baş harflerini kazıdım. Şimdi yüzünde M harfiyle geziyor zerzavak. Yine de bir ağacı çizseydin daha iyi olurdu. Niye çizdin adamı? Kırmızı ışıkta durdu dingil. Kırmızı ışıkta duran adamı mı çizdim? E kırmızı ışıkta durulur zaten Bünyamin. Adamın suçu ne? Adamın suçu benim önümde durması. Ay çok haklısın. Allah nasip ederse ne kadar yatarsın? Fazla kalmam canım. Biliyorsun sıkılıyorum. Hem Adalet Bakanlığı'na da dilekçe verdim. Cezamı spor salonunda geçirmek istiyorum diye. Ayrıyeten seni de özlüyorum kız. Ben de seni özlüyorum Bünyamin'im. Tek mi çift mi yapsana? Yahu tek mi çift mi yapmaktan göğsümde kıl bırakmadın kızım be. Allah. Tek mi çift mi? Tek. Çift. Her neyse, bizim koçlar orada mı? Burada burada, çalışıyorlar. Ver bakayım telefona. Bir dakika. Bünyamin abiniz sizinle konuşmak istiyor. Alo. Alo. Koçum benim. Buyur Bünyamin abi. Yengeniz de salonda size emanet. Mürüvvete en ufak bir zarar gelirse ibreti alem için ikinizi de tablo niyetine salonun duvarına asarım ona göre. Her gün telefonla rapor alacağım, haberiniz olsun. Tamam abi tamam. Sen hiç merak etme. Nereden aradı bu ya? Karakoldan. Yine cezaevine gidiyor galiba. Merhaba kızlar, ben geldim. Dedikodularınızı kesmeyin, tazelerimi kaynatırız. Ay anne, nereden biliyorsun dedikodu yaptığımızı? Ay, 3 kadın bir araya gelecek de dedikodu yapmayacak. Hadi güleyim bari. Ayrıca dedikodunun neresi kötü ayol? İnsan ruhunu rahatlatır. Cevdet, nerede benim çayım? Hemen Liman Hanım. Ay anne, sanki bir gıdadan bahsediyor gibisin yani. Hadi dedikoduya devam edelim. Erkeklerden bahsederim, bayılırım. Kocalar, sevgililer. Şu son kullanma tarihe geçmiş damadın kredi kartını ver. Ay anne, o kartı çocuklar için verdi lütfen. İyi ya, benim de ruhum çocuk. İçimdeki çocuğun büyümesine izin vermiyorum. Ver de çocuğu mutlu edeyim. Şimdi unutmayın. Amacımız Elif'i intihar etmiş gibi gösterip Orhan'la Sema'yı yeniden bir araya getirmek. İyi de benim intihar ettiğime nasıl inanacaklar dede? Onu hallettim. Onu bir doktor arkadaşımla konuştum. O halledecek. Aslında başlangıçta haklı olarak karşı çıktı tabii ama bu planla boşanmış 2 kişiyi yeniden bir araya getireceğiz deyince çaresiz kabul etti. Şimdi ne yapacağız dede? Şimdi Elif'i ilaç içmiş, intihar etmiş gibi gösterip hastaneye götüreceğiz. Oradan da telaş içinde Orhan'la Sema'yı arayacağız. Dede, mektupta yazalım mı? Hani intihar ettikten sonra acıklı mektuplar bırakırlar ya geriye. Evet, daha inandırıcı olur. Ben yazayım mı dede? Çok iyi yazarım ha. Elif'in intihar mektubunu sen mi yazacaksın kerata? Olur mu hiç?
Dedem haklı Serkan. O zaman birlikte hareket ettiğimizi anlarlar. Evet. Al kızım, al başla. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Dede şu cümle nasıl? Hangisi? Sevgili annem ve babama. Hı. Siz boşandıktan sonra sürekli mutsuzum. Harika, devam et. Her gece yatarken bir araya gelmeniz için dua edin. Vay, çok harika. Duygusal oldu. Bence Orhan amca ile Sema teyze çok etkilenecekler. Barış Aklı, bu mektubu yazmamız çok doğru, çok iyi oldu. Rolünü oynamaya hazır mısın Elif Hanım? Unutma, ilaç içmişsin ve baygınsın. Şimdi seni baygın vaziyette arkadaşımın hastanesine götüreceğim. Tamam dedeciğim. Bu rolüm bana Oscar'ı değil ama anne ve babamı getirecek. Aslan kızım benim. Alo. Aa Sermet amca merhaba. Tamam tamam hemen veriyorum. Sermet amca ses telaşlı geliyor. Alo baba. Çabuk gel, Elif intihar etti. Ne? Elif intihar mı etti? Neredesiniz baba? Çarpıcı Hayat Hastanesi'ndeyiz. Kadına sormuşlar, kocanla sevişirken konuşur musun? O da cevap vermiş, ararsa konuşurum. Hadi koş Sema, Elif intihar etmiş. Ne? Elif intihar mı? Evet. Ay bir yanlışlık olmasın. İnşallah öyledir, ben de gidiyorum kızlar. Zavallı Django bile gerçek sanıp üzüldü. Nerede o? E almadılar hastaneye, bahçeye bağlamak zorunda kaldım. Elif'im, tatlım, ne olursa olsun gözünü açmak yok, tamam mı? Tamam dedeciğim. Allah, geliyorlar. Allah Allah. Kızım, Elif'im. Yavrum bir tane nasıl değdi kendine? Canım kızım, ne oldu sana böyle? Elif, Elif, Elif yavrum kalk. Elif. Sakin ol çocuklar. Rahat bırakın kızım. Nasıl olmuş baba? Evde mi intihar etmiş baba? Okuldan gelince beni markete yolladı. Geldiğimde yerde yatar buldum. Canımın içi. Böyle bir şey yaptı yavrum. Önce uykusu gelip yattığını zannettim ama sonra yanında duran boş ilaç kutusunu görünce acı gerçeği anladım. Ortalıkta ilaç bırakılır mı Sermet Bey? Saçmalamayın Leman Hanım. Çocuğu intihara iten sebepleri düşünün. İlaç kutusunu değil. Anne lütfen. Doktor ne diyor baba? Zamanında müdahale edilip midesi yıkandığı için tehlikeyi atlattık. Bu gece eve dönebiliriz. Anne, hastaneye giderken bu mektubu Elif'in başucunda buldum. Sevgili annem ve babam, siz boşandıktan sonra sürekli mutsuzum. Her gece yatarken bir araya geldiğiniz için dua ediyorum. Ama boşuna. Neden benim de annem, babam, dedem, kardeşimle bir arada yaşadı? Mutlu bir yuvam yok. Artık dayanamayacağım. Biliyorum intihar kötü bir şey ama ben çaresizim. Kızım Selim. Sakin olun çocuklar. Orhan, Sema, gelin benimle. Dua edin de zamanında davranıp kurtardık Elif'imizi. Kendimi çok suçlu hissediyorum baba. Ben de kendimi çok suçlu hissediyorum. Öyle ufacık yavrularımızı ortalarda bıraktık ya. Bu size ciddi bir uyarıdır. Bundan sonra atacağınız adımların çocuklarınızı ne kadar örseleyeceğini düşünün. Çok egoistçe davrandık. Haklısın Sema. Bu boşanma olayımızı bile doğru dürüst anlatmadık bu çocuklara biz. Onlar çocuk doğru bir şey anlamaz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar her şeyi çok iyi anlıyorlar. Ve bizlerden daha çok dert ediniyorlar.
Hadi gidin içeri de. Her an gözünü açabilir. Gözünü açtığı zaman karşısında annesini babasını birlikte görsün. Elif'im, bebeğim. Canım kızım, nasılsın? Neredeyim? Kim var orada? Tatlı kızım, biziz. Bak, annenle baban. Yalan söylemeyin. Annem ile babam bu saat yanımda olmazlar. Onlar ayrıldılar. Biziz yavrum, artık hep yanındayız. Canım kızım benim, seni artık hiç yalnız bırakmayacağız. İnanması çok güç. Rüyadayım galiba. Sema kızım, sen de bugün çok yoruldun. Hadi, evimize gidelim. Sen git anne, ben Elif'in yanında kalacağım. Benimle gel, geceliğini al, yarın giyeceğin kıyafetleri al. Haklısın galiba. Geçmiş olsun Elif. Geç oldu. Ben artık kalkayım. Herkese iyi akşamlar. Hadi bakalım. Ah, kızım artık yarın sabah gidersin. Elif şimdi derin bir uykuya dalmıştır. Anne lütfen. Kızımı bu durumda yalnız bırakamam. Yalnız bırak demiyorum ki. Şimdi telefon ederiz. Sabah da uyanır uyanmaz Elif'in yanına gideriz. Geceyi Orhan'la birlikte geçirmeni istemiyorum, tamam mı? Anne, durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Yani aynı şey benim başıma gelmiş olsaydı sen burada durur muydun? Hadi iyi akşamlar. Canım kızım, anneni bilmem ama bundan sonra baban seni hiç yalnız bırakmayacak. Tamam mı bir tane? Olmaz öyle şey. Önemli olan ikinizin birlikte Elif'imin başucunda olması. Tamam da baba, yani ben Sema hakkında nasıl konuşabilirim ki? Evladım, hani kızınızı gerçekten seviyorsanız ikiniz birlikte başucunda olursunuz. Ona anne baba ayrılığı yaşatmazsınız. Ben bakarım. Uyandın mı? Ne güzel. Annem, babam, dedem, kardeşim, Cango'm hepsi yanımda. Canım ablacığım, bütün sevdiklerini sayıyor. Canın bir şey istiyor mu kızım? Pasta seversin, babacığın alsın mı? Hayır, babam gitmesin. İkinizi de yanımda istiyorum. Pasta için bile olsa yanımdan ayrılmayın. İkinizi de üzdüğüm için özür dilerim. Ama ben de çok üzgün, umutsuzdum. Hepsi geçti artık. Tamam mı? Düşünme, ne olur. Biz aslında seni böyle üzük mutsuz ettiğimiz için biz senden özür dileriz. Minik kalbinin dayanamayacağı kadar büyük sorumlulukları üzerine yükledik aşkım. Bundan sonra hep yavrularımızın yanında olacağız. Değil mi canım? Evet Orhan. Artık hep beraberiz. İkiniz de buradasınız ya. Artık daha çabuk iyileşirim. Ah, inşallah bu acıklı ortam yeniden birleşmelerine yol açmaz. Ah be Elif. Ne vardı şimdi, intihara kalkışacak. Arayıp bir sağlık durumunu sorayım. Sermet Bey, Sema'yı verir misiniz lütfen? Annen arıyor Sema'cığım. Teşekkürler babacığım. Alo. Bakıyorum o kartoroza yeniden baba demeye başlamışsın. Anne neler saçmalıyorsun? Ben zaten hep baba derim. Ay neyse, unut gitsin. Onu değil, Elif'imin durumunu soracaktım. Elif çok iyi anneciğim, Elif çok iyi. Hatta giderek daha da iyiye gidiyor. Sen nasılsın bebeğim? Ben de iyiyim anne, ben de iyiyim. Elif de iyi, Orhan da iyi, babam da iyi, Cango da iyi, Serkan da fena değil. Uykun gelirse yatağını hazırladım. Ay anne, bu konuyu konuşmuştuk. Aman tamam tamam, hatırlatayım dedim. Hadi iyi geceler. Domates kesmenin sana bu kadar yakıştığını bilmiyorum. Bana şuradan yağ verir misin? Veririm. Biliyor musun, bir anda eski günlerimiz geldi aklıma. Sanki kötü bir rüyadan uyanmış gibi. Ben de aynı şeyi düşündüm. Bir anda evliymişiz gibi geldi bana da. Biliyor musun, bazen düşünüyorum da... yani bu kadar seneden sonra, bu kadar güzel iki yavrudan sonra... niye dağıttık ki biz babamızı? Elif'in bu uyarısı bana aileme olan değeri tekrar hatırlattı. Çocuklardan öğreneceğiniz çok şeyler varmış.
aklımdan geçenleri söyledim. Çocuklar, hadi yine iyisiniz. Anneniz size o mükemmel omletten yaptı. Yaşasın! Annemin omletleri çok özlemiştim. Aman abartma Allah aşkına Orhan. Alt tarafı bir omlet işte. Ya tamam, belki omlet basittir ama ben Sema Hanım'ın yaptığı omlet gibisini hiçbir yerde yemedim. Tamam, artık kıvama geliyorlar. Çocuklar, bu mutfak macerası sihirli değnek gibidir. Her zaman işe yarar. Sen bu maceralardan çok yaşadın galiba gibi. Bak ki meraklı Türkiye'ci ya. Ne olur mutluluğumuz hep böyle devam etsin. Edecek yavrum, bir mani yok ki. Benim iyileştiğimi anlayınca yine ayrılacaklar. Bence ayrılmayacaklar. Bana kalırsa bu uyarı işe yaradı galiba. Hayır Orhancığım, salamı Serkan seviyor. Hayır sevgilim, Serkan sosisçi, Elif salamcıdır. 40 yıllık çocuklarımı bana mı anlatıyorsun? Soralım o zaman. Tamam, hadi soralım. Gel. Serkan, sen sosisi, ablan salamı seviyor, doğru değil mi? Hayır, ben sucuğu, ablam da pastırmayı sever. Şimdi de şiştik Orhan. Biraz ayrı kalınca çocuklarımızın neyi sevip sevmediğini bile unutmuşuz. Prensesim benim. Nasılsın bugün? Okula gidebilecek misin tatlı kızım? Benim bir şeyim yok ki, gayet iyiyim. biraz iyiyim. Akşama nasıl olurum bilemem. Akşam nasıl seninle beraber olacağız? Eğer kendini iyi hissediyorsan okula gidebilirsin Elif'ciğim. Benim dünya güzelim. Prensesim. Benden istediğin bir şey var mı? Var. Nedir o? Birbirinden tatlı anne ve babamı yeniden böyle görmek istiyorum. Canım, tamam. Mesaj alınmıştır. Hadi bakalım herkes kahvaltı masasına. Aylar sonra ilk defa eksiksiz bir kahvaltı yapalım. Hadi. Sema bu günü de Orhan'la birlikte geçirirse tamam, yelkenleri suya indirir. Ne yapıp yapıp onların birlikte olmalarına engel olmalı. Bebeğim, senin bugün de evde kalıp dinlenmen lazım. Hatırladın mı doktor amca ne demişti? İstersen ben de yanında kalayım aşkım. Ben de kalabilirim istiyorsan. Yok yok, siz işinizden kalmayın çocuklar. Ben tatlı torunumla baş başa otururum. Siz akşam erken gelin yeter. Değil mi Elif'i? Evet evet, erken gelin. Daha çok görmek istiyorum sizi. O bence seni yerim. Canım. Evet, herkese günaydın. Günaydın. Bazılarına değil tabii. Benim güzel torunum nasıl bakayım o? İyiyim anneciğim. O canım benim. Yuh. Nasılsın Sema? İyiyim anneciğim, sen nasılsın? Ne oldu? Ne oldu? Yani dün akşam Orhan'la bir şey oldu mu? Ay evet anne, oldu. Sabaha kadar Orhan'la Elif'in başucunda bekledik. Ve Orhan çocuklarımın babası olarak çok iyi bir sınav verdi. Aman aman, çocuklarının babasıymış. Orhan olsa olsa iskele babası olur. Güldürme beni. Oğlum lütfen. Bu duygusal ortamda en azından 4 tane aşçı kalırım. İflasın eşiğine gelmiştim dede. Bir isteğin olursa telefon aç, olur mu kızım? Canım benim, istersen salonu ara, istersen çiçekçiyi, biz hemen geliriz. Bir tanem benim, tamam mı? Tamam babacığım, tamam. Merak etme beni. Ha Barış'ım sen misin? Gel. Ben Elif'i alacaktım. Tamam canım. Nasılsın Elif? İyiyim Barış. Bugün okula gelemeyeceğim. Hadi bakalım, servise geç kalıyoruz. Hadi. Baba, bugün okula birlikte gidelim mi? Seni mi kıracağız ulan? Hadi Sema, hep beraber gidelim. Heyo, beraber gidiyoruz. Ayol durun, beni de bekleyin. Ben de okulun oradaki mağazadan alışveriş yapacağım. Ay beklesenize. Ah gitti, gül gibi kızımın kiyine gitti. Protokolda da artık en arkada kalıyoruz. Mutlakam bekleyen yok. Yaşasın, annem ve babam bir araya geliyor. Ben demiştim ama değil mi? Bu iki inatçı keçi birbirlerini deli gibi seviyorlar. Önemli olan bunların inatlarını kırmak demiştim. Benim intihar hikayem inatlarını tuz buz etti. Evet. Oh be, nihayet alnımızın akıyla bitirdik bu işi. Bugün intihar meselesini kapatıyoruz ve planımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Planımıza göre şimdi menüde ne var dede? Şimdi menümüzde şu var. Orhan'la Sema'yı baş başa bırakmak. Elif göreceksin. Baban en yakın zamanda annene evlenme teklif edecek. Yaşasın. Annem babamla evleniyor. Annem babamla evleniyor.
akşam yemeğe gidelim mi Orhan? Tabii gidelim sevgilim. Baba geç kaldık. Herkes sınıfa girmiş. Hadi hadi. Uy, hadi. Geç kalmayın. İyi dersler size. Akşama hadi görüşürüz. Tamam, tamam mı Barış? Hadi canım benim. Bir tane. Hadi bakalım. Hadi. 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 Ha dur bir dakika ya. Serkan. Sana harçlığını vermedim ben. Al bakalım. Bu da sana. Hayır Orhan. Al bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi yürü. Hadi. Bakıyorum da sana yapmadığını bırakmayan Yunan askeriyle dostluğu ilerletmişsin. Barış şarkıları söylüyorsunuz. Anne susar mısın? Oldu olacak Sirtaki de yapın bari. Anne ne olur Orhan duyacak. Aman duyarsa duysun. Ne zaman senin yüzüne gülse arkasından dört gün ağlıyorsun. Anne sen alışverişe gitmeyecek miydin? Şimdi nasıl Elif? Yatıyor ama bayağı iyi sayılır. Şu çocuklara biraz dikkat edin kızım. Gülben doğru diyor. Kendi derdinize düşüp ihmal etmeyin şu çocukları. Siz şimdi Orhan'la tekrar bir araya gelirsiniz artık. Neden olmasın? Vallahi kızlar bu sabah hayatımın en huzurlu kahvaltısını yaptım. İnanmıyorsunuz ama Orhan o kadar değişmiş ki ılımlı biri haline dönmüş. Zannedersiniz ki 4 sene Budist tapınağında falan kalmış yani. Kızım bunlar dünden hazırmış. Elif bahane. E ne de olsa 10 yıllık kocam. Bu akşam hep beraber yemeğe çıkacağız. Oo, bunlar işi bitirmiş kızım. Oğlum dün akşam neyin farkına vardım biliyor musun? Neyin? Bünyamin'in psikopat olduğunu mu? Oğlum ben sana burada duygularımdan, karnımdan, çocuklarımdan bahsediyorum ya. Ne Bünyamin'i be? Affedersin ya. Adamı düşünmeden yapamıyorum ki. Sen anlat gene. Şey diyorum ya. Yani Sema ile bizi bağlayan bir tek çocuklar değil ben. Biz hala birbirimizi seviyoruz ha. Boşanmak için bu kadar emek verdin, emeklerine de acımıyorsun ha. Neyse, ben gideyim de kurduğum düzenek işe yaramış mı bir bakayım. Yeni bir av peşindeyim. Alo, Yiğidim, Bolu Bey'im, nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun Rüvet. Cezaevi koşulları nasıl Bünyamin? Sıcak mı? Rahat banyo yapabiliyor musun? Yerimiz iyi de daha yerleşemedik. Jacuzzi'de de bir sorun var. Ya sen ne diyorsun be Rüvet? Hapishane burası. Çırağan Sarayı'na gelmedik ya. Allah Allah. Her neyse. Ver bakayım şu bizim hediyle müdüğü. Peki. Orhan. Hürmetler Bünyamin abi. Rüvet yengenize yan gözle bakmayın, baktırmayın. Bakan olursa bitirin işini. Sizi benim koğuşa aldırır krallar gibi bakarım. Kuş sütüyle beslerim Allah'ıma. Küpteye de içine çeker misin Bünyamin abi? Ne diyorum ben ya? Alo! Alo! Ulan yine parazit var be. Şu hapishaneye de adam gibi baz istasyonu takamadılar gitti namussuzum ya. Alo! Ha Orhan! Rüvet yengenizi çakallardan uzak tutun iyi mi? İtiraz edecek olan olursa deşin. Ne? Deşelim mi? Bu herif bizi cerrah yapacak ya. Onu deşin, bunu deşin. İçeri girdi, kurtulduk zannettik ya. Günlük moral bozuyor. Hadi hayırlı şınavlar koçum. Ömer'i de öp benim yerime. Gözüm üstünüzde ona göre ha. Hadi çüş. Merhaba kızlar, sonra konuşuruz. Seninle o konuda daha fazla konuşamadık. Sakın ha bu Elif olayını başka yönlere çekip Orhan'ın oyununa gelme. Ay anne nefes atsın ya. Ben kızımın derdindeyim zaten. Ah kızım ne kadar safsın. Orhan bütün bu numaralarla seni yumuşatmaya çalışıyor. Hayır anne. Orhan öyle bir insan değil. Sen öyle san. Oyuna getirme konusunda Nuri Alço kadar ünü var. Anne hala anlamak istemediğim bir şey var. Ben Orhan'ı seviyorum ya. Aman tanrım bunları da mı duyacaktım? O azgın zamparanın seni nasıl aldattığını unuttun mu? O Kazanova her gün başka biriyle birlikteydi. Bunlar geçmişte kaldı anne. Artık yeni bir sayfa açtık hayatımızda. Ha, sayfa yeni ama adam eski. Ne anladım ben bu işten şimdi? İyi günler. İyi günler. Buyurun. Güzel bir kıza sevgimi ifade etmek için çiçek alacağım. Ama karar veremiyorum. Ona bir çiçek bahçesi hediye etsem ancak rahatlarım. Bundan daha iyi sevginizi ifade edemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Bu bizden olsun. Bu kadar güzel bir sevgiye bizim de bir katkımız olmalı. Sağ olun. De müjde.
Ne oldu? Sabahleyin anne ve babam okula kadar ele tutuşarak geldiler. İşler yolunda gidiyor demek değil mi dede? Elbette işler yolunda gidecek kızım. Ayrıca anne baban bu akşam hepinizi yemeğe götürecek. Bizim plan yapmamıza bile gerek yokmuş. Baksana onlar dünden hazırmış. Evet. Bu akşam hep birlikte yemeğe gidiyoruz. Oğlum siz bir gecede pişirmişsiniz işe. Çok heyecanlıyım lan. Sanki ilk defa çıkıyorum Sema'yla ya. Duyuyor musun Bünyamin? Abi çimdiklesene beni. Abi olamaz ya. Ne yapıyor bu kadın? Bünyamin, telefonu salonun ortasına tut. Kahkaha sesleri var mı diye soruyor. Gördüğün gibi kahkaha sesleri falan yok. Hayatım, kıllı erkeğim Herkül'üm. Tamam, Orhan'ı ver bakayım. Seni istiyor. Efendim Bünyamin abi? Bir vukuat var mı Orhan koçum? Dikkat edin, gizli gizli maç falan olmasın. Soyunma odasındaki dolaplara iki kişi birden de duhul olmasın. Orası temiz bir aile salonu. İcabında aile mezarlığına da dönüşebilir, anladın mı? Haklısın abi. Tabii. Doğru söylüyorsun. Kim ulan gülen orada? Adam gibi sporlarını yapıp gitsinler. Ne öyle kakkiri kikkiri ha? Yanlış yapanı topuğundan uyarın. Hadi koçum, gözüm üzerinizde. Çüş Bünyamin abicim, çüş. Çüş ulan be, çüş yani. Abi herif içeriden bile gerim geliyor bizi ya. Bünyamin hiç kok sanki. Abi adam hapse girdi, hala günlük yumurta gibi taze terörünü istiyor ya. Ömer, lan Elif'e söz verdim ben, erken çıkacağım ya. Ayıp ediyorsun, Elif her şeyden önemli. Sen tüyü ben hallederim. Oğlum o kadar heyecanlıyım ki aylar sonra ilk defa Sema'yı çiçekçiden alacağım ya. Ulan pastanede sevgilisiyle buluşacak liseli çocuk gibisin ha. Çok heyecanlı değil mi? Merhaba Cevdet. Merhaba Orhan Bey, hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba Orhan. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Neman Hanım, nasılsınız? Merhaba canım, nasılsın? Aşkım, nasılsın? Sana. Mersi. Elifçimi bekletmeyeyim dedim, erken çıktım. Hadi gidelim. Hemen geliyorum aşkım. Aşkım mı? Benim saftirik ruhunu Orhan'a teslim etmek üzere. Kızlar biz kaçıyoruz, dükkan size emanet. Cevdet, sen de dükkanı kapatırsın değil mi? Tamam Sema Hanım. Aman Allah'ım, bunlar arabayı yakmış, mehtaba çıkmak üzereler. İster misiniz bunlar yeniden birleşsin? Vallahi çocuklar falan bahane. Bunlar tekrar aşık olmuş ayol. Ay ateş bacayı sarmış vallahi. Durum iyi. Ha? Aşkım, prensesim. Nasılsın bugün? Bebeğim bugün biraz daha iyi görünüyor. Sizi böyle görünce kendimi daha iyi hissediyorum. Doktor da söyledi zaten daha iyi olduğunu. O zaman ben herkesi yemeğe götürüyorum. Allah. Hadi. Hadi azlar. Çocuklar, kadehimi yeniden bir araya gelmenizin şerefine kaldırıyorum. Hadi bakalım. Ay. Yani beni ve torunlarımı çok mutlu ettiniz. Allah da sizleri mutlu etsin. Sağ ol babacığım. Seni de çok üzdük biliyorum. Çok yıprattık seni babam. Kusura bakma. Güzel gelinim. Bu dansı bana lütfederler mi acaba? Niyetle. Buyurun efendim. Hadi Orhan. Sen de şu dünya güzelini dansa kaldır bakalım. Prensesim, benimle dans eder misin? Tabii babacığım. Hadi. Ya çocuklar. Diyorum ki keşke Django'yu da getirseydik de o da Serkan'la dans ederdi. Ve yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Ve yolunda gez... Alo Sema, elin adamıyla bu saatlere kadar ne yapıyorsun sen? Seni süzersin. Anne, çocuklarımın babasından ve sevdiğim adamdan bahsediyorsun herhalde. Sevdiğin adamdan mı? Sen içkiyi fazla kaçırdın galiba. Ne zaman geliyorsun? Anne şu anda yoldayız. Ölersin. Tamam dönüyorum ben seni. Aman aman güzel. Hadi anneciğim.
ve yolunda gezersin. Gözlerini süzersin. Allah! Söyleyin de bari bize katılalım şarkıya. Ne? Azar azar. Tamam. Hadi. Azar azar. Kader bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez o kadar. Aşkım bak sen geldin, Elif'in psikolojisi düzeldi. Evet, Elif iki günde neşeli hayat seven bir insan oldu. Bir tanem sen artık yat. Zaten dün gece bütün gece uyumadık. Hayır. Ne olur yatma anne. Ne hayır? Biraz daha otur ne olur anne. Sizi bir arada görmeye o kadar özledik ki. İşte özlediğim tablo bu çocuklar. Elif senin gibi bir dedesi olduğu için çok şanslı babacığım. Doğru söylüyor baba. Elif'in iyileşmesinde hakikaten büyük payın var. Anne baba şefkatinin eksikliğini dede şefkatiyle giderdim. Ya bak Sema, babam diye söylemiyorum ama babam olduğun için gurur duyuyorum seninle. İyi ki buradasın baba be, iyi ki buradasın. Semacığım. Canım. Bugün kendimize izin verip işe gitmeyelim. Ne dersin? Öğlene kadar keyif yapıyoruz. Ay çok iyi olur valla. Hem biraz nostalji yapmış oluruz. Evet baba, siz de dinlenin biraz. Çok yoruldunuz iki gündür. Evet. Ayrıca biz Cango Bey'le çocukları okula götürürüz. Değil mi çocuklar? Siz ikiniz evde baş başa kalın. Baba sırf evde baş başa kalmak için değil. Benim Sema ile yeniden görmek istediğim İstanbul'da bir sürü yer var. Oraları gezeriz. Değil mi aşkım? Olur aşkım. Görürüz, gezeriz. Çocuklar, şimdi maalesef size kötü bir haber vermek zorundayız. Bunu bence sen yap Sema. Bu akşam eğer bir aksilik çıkmazsa hep birlikte tatiliye gidiyoruz. Sevinsene Cango, bu çok önemli bir haber. Annemle babam evliyken bile bizi bir türlü tatiliye götüremezdi. Canlarım benim. Biriciklerim, sizleri böyle mutlu görmek ne güzel. Bunu sakın bozmayın ve bozdurmayın. Heh, Barış geldi. Bir sen eksiktin. Herkese tamam. Merhaba. Günaydın. Günaydın bakalım çocuklar, hadi. Hadi akşama görüşürüz, tamam mı? Yaramazlık istemiyorum. Cango Bey, hadi yürü bakalım. Sema ile Ahtapot baban nerede? Onlar baş başa kalmak istedik. Bugün işe gitmeyecekler. Vay vay vay, benim şansıma bakın. 10 yıldır bir arkeolog sabrıyla saç saça baş başa getirmeye çalıştığım kişiler... ...iki günde maşallah el ele diz dize oldular. Ne var aracım ya? Niye olaylara böyle hep olumsuz yönden bakıyorsunuz? Bırakın insanlar birbirlerini sevsinler. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Gecelik aşkların adamı Sermet Bey. Cevdet, ben Sema. Ben biraz bugün geç kalacağım. Eğer yardıma ihtiyacın olursa kızlardan yardım iste, olur mu? Tamam. Alo, Ömer. Benim biraz işim çıktı. Ürvet Hanım'a söyle, gecikeceğim. Bünyamin'in telefonları da sana emanet. Yuh, hatırlatma şu adamı ya. Leman Hanım'ın bombardımanı başlamadı. 100 kere aramıştır ama biz duymadık. Telefonu fişten çektim çünkü. Aşkım, hazırlanıp çıkalım mı? Hadi çıkalım. Hadi. Ben demedim mi size umudunuzu yitirmeyin diye? Sonunda başardık işte. Sermet cephesi kazanacak dedim mi kazanır. Aslan dedeciğim. Aslan komutanımız. Her gecenin mutlaka güzel bir sabahı vardır. Güneş bizim için de doğdu nihayet. Haklı mısın dede? Dedelerin en mükemmelisin. Gerçek komutanlar ileriyi gören insanlardır. Ben de ileriyi gördüğüm için şükürler olsun ki yarasız belesiz bu savaşı atlattık. Hatırladın değil mi burayı? Hiç unutmadım. Biliyor musun Sema? Temiz defterine ilk harfini yazan bir çocuk gibi mutluyum başta oldum. Ayrılık seni şair yapmış bakıyorum. Annem bile ezberlemişti burayı. Leman Hanım bizi ne zaman bulmak istese buraya gelirdi, hatırlıyor musun? Bir şeyi unuttun galiba. Neyi? Sana evlenme teklifimi de burada yapmıştım. Unutur muyum deli? Deminden beri teklif etmeni bekliyorum. Sema! Ne iş
işin var burada senin? Senin işinde olman gerekmiyor muydu? Bu haytaya niye ayak uyduruyorsun? Orhan'la biz yeniden denemeye karar verdik anne. Ne diyorsun sen? Çıldırdın mı? Evet anne. Çılgınlık da diyebiliriz. Aşk biraz çılgınlıktır zaten. Eyvahlar olsun. Kızım tam Kayahan kıvamına gelmiş. Durum tehlikeli. Hadi biraz yürüyelim. Biliyor musun sevgilim? O kadar pozitif enerji yüklüyüm ki annem bile sevimli gözüküyor. Evlilik kararımızı bütün yakınlarımıza haber verelim, olur mu? Aslında bu işi en iyi Leman Hanım yapardı biliyorsun. Niye? Çünkü Leman Hanım ajans personel bile daha hızlı yayabiliyor bir haberi. İsterse Başkan Bush bile bu işi bir saatte duyabilir. Ömer, çok mutluyum ulan. Sema hayatımın kadını. Karar verdim. Karımı ve çocuklarımı artık bir araya getireceğim. Gitti bizim İnönü stadı. Ne çıtırlara yıkılacaktık orada. Biz burada bir aileyi birleştirmekten bahsediyoruz. Sapık herifin düşündüğü şeye bak ya. Ne yapayım abi? Bünyamin yüzünden senin de sahan süresiz kapatılsaydı sen de kendine yeni bir saha arardın. Bırak şimdi ya Bünyamin'i. Ben Sema'mla öyle mutluyum ki. Dünya umurumda değil lan. Orhan ne oldu sana? Uyuşturucu falan mı kullanıyorsun? Bünyamin bu. Müessesemizin kadrolu canavarı. Beni ilgilendirmez. Ben Sema'yı, çocuklarımı, cumhuriyetimi, spor salonumu, demokrasiyi seviyorum, demokrasiyi. Bünyamin hapisten çıkarsa demokrasi falan kalmayacak. Tekke ve zaviyeler yeniden açılacak. Kızlar, inanmayacaksınız ama Orhan'ı yeniden keşfediyorum. Siz şimdi bir de düğün yapıp yeniden evlenirsiniz. Neden olmasın? Ay, yeniden şahane bir gelinlik giymeyi çok isterim vallahi. Üstelik bu seferki de Cengiz Abazoğlu'ndan olur. Bana bak, şahidiniz de Mustafa Sarıgül olsun bari. Ay ne bileyim, Orhan'da hiçbir erkekte göremediğim ve bulamadığım büyüleyici bir yan var ya. Ay, ona çok haksızlık etmişim. Bana bak, yakında senin gelin arabanı süsleyeceğiz burada galiba. Ne dersin? İyi de Leman Hanım engelini nasıl aşacaksın? Şimdi Leman Hanım Orhan'dan savcılıktan temiz kağıdı ister. Borcu yoktur belgesi ister. Koalisyon protokolüne de çok ağır maddeler koydu. Aa, yeter artık ya. Annemi falan dinlemeyeceğim. Bu benim ailem, benim hayatım ve benim mutluluğum. Doğru. Yaşasın. Hey! Annemle babam yeniden birleşiyor. Hepsi senin sayende de. Benim sayemde olur mu? Elif'in sayesinde. Burada esas başrol oyuncusu Elif. Bütün altın portakallar onun, hatta bütün altın narenciyeler senin kızın. Seni çok seviyoruz dede. Mersi. Ne yapıyoruz? Şimdi önce ağacın altına gidelim, oyunumuzu oynayalım, tamam mı? Ondan sonra da annenle babanı alalım ve doğru tatil ya. Tamam. Hırsız! İpekindüz çantamı çaldılar. Polis! Polis çağırın hanımefendi. Ben ne yapıyorum salak şey? Ben de polisi çağırıyorum. Aldılar gittiler çantamı. Hanımefendi direkt karakola şikayet edin. Polisler yardımcı olursa anında bulurlar. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Panik yapmayın hanımefendi. Her gün bir sürü kapkaç olay oluyor hanımefendi. Adamın eşkalini tarif etmeniz lazım. Ne bileyim canım. Şöyle kara kavruk bir adamdı. Bana değil. Robot resmi çizecek ressam arkadaşı ama. Şöyle ufak tefek, çok uzun boylu değildi. Esmer tenli. Ah, üstünde bir de deri ceket vardı. Hiçbir ayrıntıya atlamayın hanımefendi. Elimizle koyduğumuz gibi bulmamız için iyi tarif etmeniz lazım size. Aa, bir dakika durun. Demin anlattıklarımı çizme yavrum, tamam mı? Yanlış hatırlamışım. Ayol, o bizim kapıcı Haydar. Şimdi hırsızın yüzü gözümün önüne geldi. Aa, evet, bu. Bravo Türk ressamına, Türk polisine. Bu. Bütün birimlere, Anadolu yakasındaki kapkaççının eşkali tanımlandı. Aramaya başlayın. Yapılı, kaslı, sportmen biri. Peki nasıl aldı sizden bu çantayı? Gördüğüm kadarıyla sizde bu çantayı verecek göz yok. Bu adamı daha önce botanik çarşısında görmüştüm komiserim. Ama adam demeye dilim varmıyor. Bir katil, bir cani. Demek görev belgesi orası, anlaşıldı. Komiser bey, yakalanırsa kaç yıl yatar? Şöyle 70-80 yıl yatar mı? Ne bileyim hanımefendi, otel mi burası, ne kadar yatacağını bilmiyorum. Şöyle birkaç ay yatar herhalde değil mi? Aslında saftirik kızımın unutacağı kadar yatsın yeter. Ayında sefesinde değil. Senin niyetin ciddi galiba oğlum. Yakında nikah masasına oturursun sen.
Bünyamin. Alo. Bünyamin abi, çok mutluyum be abi. Niye lan koçum? Abi karımla evleniyorum ya. Ne diyorsun lan? Halterin altında mı kaldın yoksa? Ha şey ya nikah taz ediyoruz abi. Ha şöyle söyle. Ben de çıkınca basacağım mürüvvete nikahı. Ha sizin nikahı yetişemezsem buradan firar edecek bir arkadaşla yolların beşi bir yerdeyim. Affedersiniz beyefendi, bizimle karakola kadar geleceksiniz. Bu da ne demek oluyor şimdi ya? Bir kapkaç olayına karışınıza dair hakkınızda şikayet var, ifadenizi alacağız. Ya memur bey, vallahi ben bütün gün salondaydım ya. Vallahi doğru söylüyor memur bey, biz bütün gün buradaydık. Beyler, söyledikleriniz doğruysa bir problem yok. Bize beyefendiyi yakalamamız için bir emir verildi. Mecburen götüreceğiz. Buyurun beyefendi. Oğlum merak etme ya, bir yanlışlık var herhalde. Üzerimi değiştirebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Orhan kardeşimi kurtaracak bir şey bulmam lazım. Bütün gün benimle olduğunu kanıtlayacak bir şey bulmam lazım. Orhan! Orhan ne oldu? Bilmiyorum bir tanem, hakkımda bir ihbar varmış. İhbar mı? Seni yalnız bırakamam, ben de geliyorum. Gideceğimizi söyle. Hazırlansınlar, erken çıkalım. Olur mu? Olur yavrum. Serbest mi? Tabii buyurun. Alo? Baba? Yok, spor salonunda değilim ya. Şeydeyim, karakolda. Hakkımda bir ihbar varmış. Ne oldu dede? Yok bir şey. Sizi eve bırakayım da. Ben karakola gideceğim. Alın bakalım çantalarınızı aç. Aklınızdaki suçlamaları duydunuz. Şimdi ev ve işlerimizde arama yapacağız. Ya yapmayın komiserim lütfen. Ben bu civarda tanınan işinde gücünde namuslu bir aile babasıyım. Orhan Bey, biz de sizi iyi tanıyoruz. Böyle bir şey yapmayacağınıza inanışındayız. Ancak hakkınızda böyle bir itham var. Peki kimdir beni suçlayan bu kişi? Çantası çalınan hanımefendiyi getirin. Baş üstünüm. İşte komiserim, çantamı çalan kapkaççı buydu. Ulanım siz ne diyorsunuz Allah aşkınıza? Sizin ne işiniz var buradaki? Ne işim olacak? Çantamı çaldığın için karakola kadar gelip komisere şikayette bulundum. Şimdi anlaşıldı. Annem devletin de gücünü arkasına alarak bizi ayırmaya çalışıyor. Levanım siz artık iyice çıldırmışsınız. Komiser bey, böyle saçma bir iddia yüzünden bizi ne kadar burada tutacaksınız ya? İfadelerinizi aldıktan sonra gidebilirsiniz ama birkaç saat sürer. Bürokrasi ne zamandan beri hızlandı komiserim? Eskiden bu işler daha uzun sürerdi. Sabret Orhancığım. Seni bir saat değil, bir ömür boyu beklerim. Çekinmeyin, siz de girin mutlu aile tablosuna Sermet Bey. Eksik kalmayın. Durun! Hata ediyorsunuz. Orhan kardeşim çanta çalmış olamaz. O bütün gün bizimle beraberdi, öyle değil mi Okşan? Konuşsana. Ay evet vallahi. Orhan Bey'le bütün gün birlikteydik. Bir saniye bile yanımdan ayrılmadı. Ya ne diyorsunuz siz ya? Saçmalamayın Allah aşkına. Komiserim, iki tonluk halter altında kalayım ki Orhan bütün gün kızlarla beraberdi. Bırakın onu. O kendisi yolda para bulsa sahibini arar. Öyle değil mi Okşan? Sen tanırsın onu. Anlatsana ha. 5 dakikalığına bile seni boş bırakmaya gelmiyor Orhan Bey. Hemen şıllıklarla mercimeği fırına vermişsin ha. Yok Semacığım, vallahi bir dakika gibi değil. Allah... Aşağılık herhalde. Bir de seninle tekrar birlikte olmayı düşünüyordum. Okşan ha, seni biraz okşayım tamam. Da. Tamam. Olur. Yüce Rabbim, varlığından hiç şüpheye düşmedim ama yine de bir mucize gösterdi. Her birisi. Alçak. 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 Karımla beraber olacaktım ben. Tam karımla bir araya geliyorum. Komiserim. Lan bir dakika ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ya bir dakika.